Hidrojen, kozmosun önemli bir yapı taşıdır. İster yüklü çekirdeğine kadar soyulmuş olsun, ister bir molekülün içine yığılmış olsun, varlığının doğası size evrenin en büyük ölçeklerdeki özellikleri hakkında çok şey söyleyebilir. Bu nedenle gökbilimciler, nerede bulunursa bulunsun, bu elementten gelen sinyalleri tespit etmekle çok ilgileniyorlar. Şimdi, yüksüz atomik hidrojenin ışık imzası, dünyadan her zamankinden daha fazla, bir miktar farklı ölçüldü. Hindistan'daki dev Metrewave radyo teleskobu, 8.8 milyar yıllık devasa bir geri dönüş süresine sahip bir sinyal aldı. Yayılan ve tespit edilen ışık arasındaki zaman, 8.8 milyar yıllık. Bu bize, şu anda 13.8 milyar yıllık bölgede olduğu tahmin edilen, evrendeki en eski anlardan bazılarına, heyecan verici bir bakış sunuyor. Bir galaksi farklı radyo sinyalleri yayar, diyor Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden kozmolog Arnab Chakraborty. Şimdiye kadar, bu özel sinyali yalnızca yakındaki bir galaksiden yakalamak ve, bilgimizi dünyaya daha yakın galaksilerle sınırlamak mümkündü. Bu durumda, atomik hidrojen tarafından yayılan radyo sinyali, 21 santimetre uzunluğunda bir ışık dalgasıdır. Uzun dalgalar çok enerjik değildir, ışık da yoğun değildir, bu da uzaktan tespit etmeyi zorlaştırır, önceki rekor geriye dönük inceleme süresi sadece 4,4 milyar yıl olarak gerçekleşti. Metrewave radyo teleskobu tarafından yakalanmadan önce, kat ettiği geniş mesafe nedeniyle, 21 santimetrelik emisyon çizgisi, ışığın kırmızıya kayması olarak tanımlanan bir fenomen olan, alanı 48 santimetreye genişleterek gerilmişti. Ekip, SDSSJ0826-5630 adı verilen, uzak bir yıldız oluşum galaksisinden kaynaklanan sinyali tespit etmek için, yerçekimsel mercek kullandı. Yerçekimsel mercek, teleskoplarımız ile orijinal kaynak arasında oturan ve etkili bir şekilde büyük bir lens görevi gören büyük bir nesneyi çevreleyen, kıvrımlı alanı takip ettiği için ışığın büyütüldüğü yerdir. Bu özel durumda, sinyal, hedef ve gözlemci arasında başka bir büyük kütleli cismin, başka bir galaksinin varlığıyla bükülür diyor, Hindistan Bilim Enstitüsü'nden astrofizikçi Nirupam Roy. Bu, sinyalin 30 faktörü ile büyütülmesiyle etkili bir şekilde sonuçlanır ve, teleskopun onu almasına izin verir. Bu çalışmanın sonuçları, gökbilimcilere yakın gelecekte benzer gözlemler yapabilmeleri için umut verecek, daha önce sınırların dışında olan mesafeler ve geriye bakma süreleri şimdi çok mantıklı. Yıldızlar hizalanırsa, yani atomik hidrojen, bir galaksinin çevresinden gelen sıcak iyonize gazın galaksiye düşmeye başlaması ve yol boyunca soğuması nedeniyle oluşur. Sonunda, moleküler hidrojene ve daha sonra yıldızlara dönüşür. Zamanda bu kadar geriye bakabilmek, bize kendi galaksimizin başlangıçta nasıl oluştuğu hakkında daha fazla şey öğretebilir ve gökbilimcileri evrenin yeni oluşmaya başladığında nasıl davrandığını daha iyi anlamaya yönlendirebilir. Bu son bulgular, nötr gazın kozmik evrimini yakın gelecekte mevcut ve yaklaşmakta olan düşük frekanslı radyo teleskoplarıyla araştırmak için heyecan verici yeni olanaklar açacak diye yazıyor araştırmacılar.